Erkaneloğlu 1966 yılında Tunceli'nin merkeze bağlı Rabat köyünde dünyaya geldi. İlk ortaokul, lise eğitimini Elazığ'da tamamladım. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. İş hayatında çeşitli yapım işlerinde, projelerde bulundum. Müteahhit hizmetlerinde bulundum. 2014-16 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı yaptım. Halihazırda Tunceli Belediye Başkan adayıyım AK Parti'de. 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli'de seçim startını verdik. Şu anda seçmenlerimizle yoğun temas halindeyiz. İlimizin birikmiş sorunları bulunmakta. Bu sorunların tamamını çözümü için elimizden geldiğince gayret sarf etmekteyiz. Öncelikli sorunlarımız arasında malum biliyorsunuz depremle ilgili bir beklenti bulunmakta. Bu özellikle bilim insanlarının çeşitli açıklamaları ve fay hatlarının burada geçmesi, deprem riskinin çok yüksek olması, ilimizdeki yapı stokunun da halihazırda 2004'ten önce olan yapı stoklarının tamamında depreme dayanıksız bir durum söz konusu. Bu yapı stoklarının tamamının yenilenmesi için ilimizin ummalı bir çalışmayla beraber bir şantiyeye dönmesi lazım. Yaklaşık bu da ilimizde %60-70 bilemediniz 80 da bulabilir elverişsiz yapı bulunmakta. Bunların tamamını deprem nedeniyle yenilememiz lazım. Kentsel dönüşüme tabi tutmamız lazım. Sayın Valimiz geçen yıldan beri bu konuyla ilgili çok hassas ve duyarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Konteyner kentler kurmakta. Tunceli'yi depreme hazırlama konusunda. Bildiğim kadarıyla TOKİ olarak da AFAD olarak da 3000 tane konut ilimizde yapılacak. Biz bunların sayısını arttırmayı düşünüyoruz. İlimizdeki tamamen yapı stokunu yenilemeyi hedeflerimiz arasında. Yeni bir kent planıyla ilin kentleşme konusundaki çarpık kentleşmesinin önüne geçmek istiyoruz. Hatta ben daha da iddialı bir söz söylemek istiyorum. Dünyanın en güzel şehri olması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bununla ilgili de gerek devletimize, gerek hükümetimize inanıyoruz, güveniyoruz. Burayla ilgili pozitif bir ayrımcılık uygulayacaklarını ve şehrimizi yenileyeceklerine eminim ben. Biz de belediye başkanlığı noktasında şehrimizdeki sivil toplum örgütleriyle beraber, halkımızla beraber bu süreci en iyi şekilde yürüteceğimizi biliyorum, inanıyorum. İlimiz tabii bir tek depremle ilgili değil sıkıntı. İlimizin geçmiş dönemde de belediyecilik konusunda istenilen hizmetleri alamadı ne yazık ki. Özellikle altyapı konusunda çok eksiğimiz var. Bunların hızlı bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Bunların en başında depremden sonra gelen yaklaşık olarak da ilimizde su kaynaklarının bol olmasına rağmen ilimizde kullanılan suyun elverişsiz olmaması, içme suyunun. Munzur'dan su getirmeyi özellikle halkımızın musluklarında bir bereket olmasını diliyoruz. O umut olmasını diliyoruz, akmasını sağlayarak. İlimizin çarpık kentleşmeyle kurtulmasıyla beraber ilimizde bulunan Munzur Vadisi'ne, Milli Park'a kadar ve diğer tarafta Maç'a kadar olan alanların görün tamamını rekreasyon alanı yapıp günübirlik kullanıp ilimizin doğasıyla örtüşen tesislerle imar etmeyi düşünüyoruz. Belediye hizmet binamız şu anda deprem konusunda yeterli olmadığı ve çürük olduğu tespit edilmiş olup belediye hizmet binası, yeni bir belediye hizmet binası düşünüyoruz. Ve bu ilimizin ihtiyacını karşılayacak
ve sembol değeri yüksek olan bir bina düşünüyoruz, hizmet binası. İlimizde tarihi dokusuyla ve ilk kurulan yapılarımız var. İşte merkezde kışlamız var. Onun restore edilip gerek turizme veya gerek bir hizmet binasına kavuşturulmasını konusunda bir çabamız olacak. Muzdur Mahallesi'ndeki mevcut lojmanların tamamen restorasyonu yapıp ihtiyaca göre butik otel veya başka bir amaçtan kullanılabilir. Bunlar çünkü kentin hafızası haline gelmiş yapılar bulunmaktadırlar. İlimiz bunun yanı sıra kutsal bir şehirdir. Alevi inancının en yoğun yaşandığı bir ildir. 12 ocağın 9 tanesi ilimizde bulunmaktadır. İnanç turizmi bakımından büyük bir gelecek vaat etmekte ve bu inanç merkezlerimizin tamamına altyapı konusunda gerekli hizmetleri sağlayacağız. İlimizde bununla beraber organik tarım ve hayvancılık konusunda gelecek vaat etme ve bunları sağlarsak istihdam konusunda da büyük bir sorunu çözmüş olacağımıza inanıyoruz. İşsizlik konusunda ilimiz ne yazık ki bu işsizlik sorununu çözemedi. Belediye yerel yönetim olarak bu konuda da gerekli tedbirleri alıp yeni iş sahaları, istihdam sahaları açmak konusunda elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz. Bunlar arasında özellikle dört mevsim doğa turizmi, inanç turizmi, belediyemizin çeşitli sosyal tesislerini kurup üretimin içine insanlarımızı dahil etmek ve bu işsizlik konusunda hatta pozitif bir ayrımcılık yapıp buradaki göç nedenlerine değil de insanların yaşaması için, burada kalması için nedenleri çoğaltmaya çalışacağız. Çünkü böyle bir duruma geldi ki insanlar burada göçmekten başka veyahut da terk etmekten başka bir çaresi yokmuş gibi oldu. Çünkü bu insanların umutları ve hayalleri çalındı. Hiçbir şekilde bir karşılık bulamadı. Ama biz tekrardan umut ve hayallerini tamamlamak için birçok yatırımla ilimizi güncellemeyi ve insanlarımızın tekrar geri dönmesi, burada yaşamlarına devam etmesi. Çünkü bu ilin sosyal dokusuna baktığımız zaman Türkiye'yi dünyaya tanıtacak yüksek bir sosyal dokusu var. İnsanlarımızın burada yaşaması bu ilimiz için ekstra bir ayrıcalık olacaktır. Ve ilimizdeki bu doğal güzelliklerle beraber insanımızın eğer İslam konusunda kaygıları giderilirse biz bu göçün önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Aynı zamanda ilimiz iyi bir kültür şehri olabilir. İlimizin üniversitesi mevcut. Güzel bir kampüs alanına sahiptir. Bunu da sağladığımız zaman ilimizde yeni istihdam alanları oluşacak diye düşünüyorum. Bu ilin mevcut durumuna şu anda ben razı değilim. Yani şu andaki olması gereken konumu bunu zaman zaman da dile getirdim. Söylüyorum, her zaman söylüyorum. Niçin bizim ilimiz bir Kanada'nın güzel şehrinden daha iyi olmasın? Niçin İsviçre'nin şehirlerinden daha güzel olması ve hatta dünyanın en güzel şehirlerinden biri olması. Bizim hedefimiz bunlardır. Bunlarla ilgili de elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Bütün kaynakları halkımızın hizmetine sunacağız. Belediyecilikte yapılması gereken her şeyi yapacağız. Sokak hayvanlarımız var. Onu unutmayayım, onu da söylemiş olayım. İlimizde hayvanseverliğin yüksek olması nedeniyle özellikle sokak hayvanları konusunda toplum sağlığıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bunlarla ilgili daha modern ve hayvanların da yaşayabileceği düzgün barınaklar düşünüyoruz. Kamuoyuyla da bunları paylaşıyoruz. Zaman zaman hayvansever derneklerle bir araya geliyoruz çözümler konusunda. İnşallah bunların tamamı çözüme kavuşacaktır. Ama öncelikler arasında elbette ki insanlarımızın büyük bir kısmının
bizdeki talepleri, beklentileri işsizlik. Bu birçok kentte olduğu gibi bu kentte de aşılması gereken en önemli sorunların başında gelmektedir. Deprem ve iyi bir kentleşme. Bu şehrin geleceği buralarda aranması gerekli. Biz de bütün bu sorunları çözmek için belediye hizmet etmek için adayız. Halkımızdan 31 Mart'ta illerine sahip çıkmaları için oylarını kullanmalarını istiyoruz. Her insanımızın burada birinci sınıf vatandaş olarak Türkiye'de ve ilinde yaşama hakkı vardır. İnsanlarımızla beraber bu ilin güzel olacağına inanıyorum. Oylarıyla bizi desteklerlerse bu ilin hayal ettiğimizden daha güzel bir il olacağına inancım sonsuz. Ben şimdiden bütün halkımıza en içten duygularla teşekkür ediyorum. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Daha güzel günlerde buluşmak umuduyla sizlere de teşekkür ediyorum. Bu programı hazırladınız.